olmaz. Süleyha. Niye geldin? Ben sensiz yaşayabilir miyim? Nereye gidiyorsan ben de geleceğim. Olmaz Süleyha, yine. Bilmem. Sen benim için emin kalmadın. Ben seni nasıl bırakıp gideyim? Olmaz Süleyha, kaçağın diyorum. Yolum izin belli değil. İn. Bilmem. Boşuna hiç nefesimi tüketme. Süleyha, bana bak, beni iyi dinle. Tren iyice hızlanmadan in, tamam mı? Tren çok yavaş gidiyor, hiçbir şey olacak. Ama korkma, tamam mı? Ne olur git. İnmem. İnmem, bana boşuna in deme. İnmem. Kaçağın diyorum. Kaderim belli değil benim. Ne yapacağım belli değil. Ne olacak belli değil. Ne yapacağım belli değil. Git, yalvarırım, git. Git deme bana lütfen. Bana git deme. Yemin ediyorum kıyarım canıma. Sen yoksan hayat yok benim için. Anlamıyor musun? Güzel gözüm, ben sana nasıl derim, ben de geldim. Belki de bu yolun sonunda ölüm var. Ben sana nasıl derim, ben de geldim. Ölmeyecekse beraber ölürüz. Seninle ölüme gitmeye de hazırım. Bademcik ameliyatı yapmaya mı geldin ya? Aa, sevinmedin mi yoksa? Sana kuşlar gibi uçarak gelmiştim. Sevinmez olur muyum? Sevinçten 4 kişi oldum ama böyle bir otel odasında, yani romantik aşkımızın kirlenmesine vicdanım müsaade etmiyor. Ah, ne kadar asil ruhlusun. Şahane güzelliğin karşısında, anladın mı, fıtık oluyorum ama malum halim bu namus meselesi yani. Nikahtan önce sana el sürmemek için Eyüp Sultan Hazretlerine yemin bastım. Süleyha. Ne olur o cazibeni falan, acı bana da. Yani bak. Yani işlettirme bana. Ah, benim dürüst Erol'cum. Bu bittinin biri bu, bitti. Baktım çok pis kokuyor. Ulan dedim, doğduğun zaman eve yıkadı, ölünce de imanmış mı ya? Ustamla seni istemeye geleceğiz. Kız, bir şey söylesene, dilini mi yuttun? Bak nasıl atıyor. Ya Veli benim öz abim değil ki. Ondan niye isteyesin? Üstümde hakkı bile yok. Ben de öyle dedim ama ustamı ezip geçmek olmaz dedi. Ona kalırsa beni sana hayatta vermez. Mutfak benim haftalığımla dönüyor. Süleyha. Hı. Vermezse kaçar mısın benimle? Kaçırır mısın beni? Ben senin için her şeyi yaparım. Sen kaçar mısın, onu söyle. Ben seninle her yere gelirim. Sen olduktan sonra her yer cennet bana. Sen ne güzelsin be Süleyha. Sen benim yaşama sebebimsin, biliyor musun? Oo, yağmur fena indiriyor. Asıl durdu. Thank you.
Dur, ne yapıyorsun? Dur, ısınacaksın, dur. Ama çok güzel yağıyor. Hasta olacağız Züleyha. Gel be, gel. Sırılsıklam olduk senin yüzünden. Hadi koş. Koş. Koş hadi koş. Ay, oo. Ayakların su çekecek. Çeksin, bir şey olmaz. Ne demek olmaz? Hasta olursun. Sen şu kendi haline bak. Nasıl ıslanmışsın. Sen de ıslanmışsın. Sen benim her şeyimsin, biliyor musun? Sen de benim her şeyimsin. Yılmaz, sen yoksan hayat yok benim için. Nasıl, beğendin mi? Ha? Çok beğendim. Yengen abinle konuştun mu? Ne zaman geliyoruz? Ay, konuşmadı. Ben bugün gidip konuşacağım. Yengen bekleyemeyeceğim. Yeter artık. Vereceksin varsa vallahi bir gün daha bekleyemeyeceğim. O kadar çok mu seviyorsun beni? Bir ölçü alıp çıkacağız değil mi? Hı hı. Ah, Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk abla. Merhaba. Züleyha'yı getirdim. Ölçü aldıracak mısınız manto için? Aa, evet canım. Gir içeri. Evet, manto için. Aa, lütfen lütfen çıkarma. Öyle gel. Sen? Ben arabada bekleyeyim seni. Gel bakalım böyle, gel. Mantoluk kumaşınız var mı? Var var. Bak bakalım beğenecek misin? Yılmaz. Hadi biz oğlum. Yengen yemeği bekliyor, hadi. Usta her akşam her akşam sana da zahmet oluyor vallahi. Ne zahmeti oğlum Yılmaz. Ya? Yılmaz. 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 Ne oldu Gülsüm abla? Yılmaz Züleyha'yı abisi aldı götürdü. Nereye götürdü? Bu adı çıkmış kadın var ya. Ölçü alma bahanesiyle o kadının evine götürdü. Tanımadığımızda bir tane adam geldi. Üstünü başını rahat et. İyi böyle. Aslında siz yarın bizim atölyeye gelseniz Nermin Hanım çok iyi terzidir. Aslında iyi olurdu ama dizlerimde biraz kireçlenme var. Pek yürüyemiyorum bu aralar. Sen şimdi otur, çıkar üstünü rahat rahat. Ben gideyim kumaşları getireyim. Hı? Bak bir de bu var. Ne dersin? Aa, bu da kim şimdi? Ben de gideyim artık. Siz karar verince tekrar konuşuruz. Aa, yok canım. Otur sen. Ben birazdan gelirim. Nihayet gelebildin Naci. Nasıl kız? Ya kız bir içim su da. Sonra ne olacak bu kız Naci? Sen ne istersen o olacak Nigar ablam. Ne o, beğenmedin mi? Ya beğenmesine beğendim güzel kız da. Nasıl diyeyim, böyle biraz katı katı. Bu kız benim başıma bela olur. Ben onu yumuşatırım, sen merak etme. Nigar Hanım,
kaybol. Ne zaman geleyim? Birkaç saate gel. Hadi. Naci Bey, ne işiniz var sizin burada? Otursana. Niye ayaktasın? Gideceğim ben şimdi, gelin. Tamam ya, gidersin. Acele etme, biraz konuşalım. Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Züleyha! Seni düşünmekten uyku girmiyor gözüme. Yanığım kızım ben sana. Dokunma bana! Dokunma! Dokunma bana! Çekil! İmdat! Hastayım kızım sana. Seviyorum lan seni. Belanı versin, imdat! Çek! Gel lan buraya. Öldüreceğim lan seni. Yılmaz! Yılmaz dikkat et! Yılmaz dikkat et! Yılmaz! Dikkat et Yılmaz! Allah'a emanet olun çocuklarım. Allah yolunuzu açık etsin. İyi olsunlar. Hiçli okuyor değil mi? Başka düşer, ihvane gezer,
yar yar ben olur, yar yar ben olur. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. O yar gelir yazıda yaban, gül olur yar yar gül olur, yar yar gül olur. Yüzüm görsem tutulur dilim, lal olur yar yar lal olur, yar yar lal olur. Aşka düşen divane gezer, del olur yar yar del olur, yar yar del olur. Nasıl olsun? Efendim? Yumurtanız rafadan mı, çok pişmiş mi? Fark etmez. Nereye gittin? Kim efendim? Usandın yar yar, usandın yar yar, usandın. El kızını ben kendime yar sandım, yar 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 sandım, yar 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 sandım. Yüreğime hançer de soktu, gül sandım, yar yar gül sandım, yar yar gül sandım. Ustam Şerefi Ağacı'yı bul dedi. Kim ki o? Sahte öveyit yapıyormuş. Pahalıymış ama hakikisinden ayırt edemezsin dedi. Olan paramızı ona vereceğiz inşallah, yeter. Yeter. Yetmezse çalışır tamamlarız. Sonra ne olacak peki? Sonra kadar ne yazdıysa o olacak Yılmaz'ım. El ele verirsek her şeyin üstesinden geliriz. Hiç kimse de bir şey yapamaz bize. Hüviyetine de alırsın. Bambaşka insanlar oluruz. Ya yaşamak dediğin ne ki zaten? Bir lokma, bir hırka. Elbet biz de buluruz ekmeğimizi kazanacak bir yer. İnşallah. Kocaman şehirmiş burası. İstanbul'u aratmıyor vallahi.
Gelirken bir sürü terzi dükkanı gördüm. Yarın birine gidip benim için bir iş var mı diye soracağım. Olmaz öyle şey. Salmam seni terziye merziye. Çıkar aklından. Ama para lazım. Ben çalışır kazanırım. Gideceğim şimdi, çalacağım bir kapıyı. Arkasında it mi var, uğursuz mu var Allah bilir. Yeni geldiğimiz için söylüyorum, kurban olduğum. İnsanları tanımıyoruz. Oyunu suyunu bilmiyoruz. O yüzden söylüyorum. Seni nasıl sevdiğimi bir anlatır mısın? Anlatıyorsun ya zaten. Bak, yiyecek ekmeğimiz yok. Yarınımız belli değil. Ama sen yanımdasın. Daha nasıl anlatacaksın ki? Ne anam var ne babam. Bir vicdansız üvey abimin eline kaldım. Keşke hiç çıkmasaydım karşına. Başına ne geldiyse benim yüzümden geldi. Asıl sen böyle konuşursan ben mahvolurum. Benim sensiz bir hayatım mı var Züleyha? Benim yüzümden el kana bulanın. Deme öyle. Ben her gün Allah'ıma dua ediyorum, şükrediyorum. Seni karşıma çıkardığı için. Hala mı? Hala. Ömrümün sonuna kadar da şükredeceğim seni sevdiğim için. Kim o? Benim Yılmaz. Yılmaz? Ne oldu? Boşuna dememişler Allah. Bir kapıyı kapatıyorsa bir kapıyı mutlaka açar diye. Bak Ayşe, işte Gafur'a gidiyoruz. Gafur kim? Gafur benim askerlik arkadaşım. Yan yana askerlik yaptık onunla. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Mutlaka el uzatacaktır. Ya bu Yamanlar Çiftliği diye bir yerde çalışıyormuş. O zamanlar da bana söylemişti. Babam bizim oraların en büyük ağasının çiftliğinde kahya diye. Koskoca çiftlikte mutlaka bize de bir iş çıkar değil mi? Çıkmaz olur mu? Kurban olduğum çıkar tabii. Çıkmasa bile Gafur kesin çıkartır. Tertibim be o benim. Gübreleri de atın, solmasınlar. Saniye abla bana kızıyor sonra. Kime baktınız? Yamanların çiftliği burası mı? He, burası. Biz Gafur'u arıyorduk da. Ne yapacağınız Gafur ağayı? Yıka yıka, iyice serinlet başını. Daha iyi misin? İyiyim, sağ ol. Gel. Gel otur şöyle. Ulan rüya mı görüyorum? Her biri şimdi katsın bana. Gafur. Yılmaz Hakan sen misin? Bak hele ya. Tertibim. Ya hangi rüzgar attı seni buraya? Uzun hikaye be. Ay kurban olduğuma bak ya. Saniye. Saniye bir bak hele kız. Geç otur geç. Ya aslan gibisin maşallahın hara. Kurban olduğum. Saniye. Kız hani bahsediyordum ya asker arkadaşım Yılmaz diye. Ay hoş gelmişsiniz. Çok benim hanım. Hoş gelmişsin. Evlendin mi? Abi. Demir Bey'in ağır misafirleri varmış bu akşam. Gel 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 Gülten. Gülten benim bacım. Yılmaz asker arkadaşım. Memnun oldum. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Bu hanım kız ki?
Ben kız kardeşim. Züleyha. Ben kız kardeşim. Züleyha. Abi elini yüzünü yıkayacak mısın? Hadi güzelce yıkayın, yataklarınız hazır. Ne yaptı Züleyha? Niye kardeşim dedin? Ne bileyim ben ya, öyle ağzından çıkıverdi işte. Korktum. Niye? Ya bu büyük hanım herkesi evlendiriyormuş ya. Bizim sözlü olduğumuzu öğrenirse kucalayacak. Hüviyet isteyecekler. Kaçak olduğun ortaya çıkacak. O yüzden korktum işte. Sözlü istemezdik ki. Ne diyecektik? Kime ben, ne işim var senin yanında? Yaptım. Çok mu kızdın bana? Kızmadım, kurban oldum. Ben sana niye kızayım? İyi yaptın hatta. Ne bileyim Züleyha, işsizlik, parasızlık, kaçak hayatı. Boğazımıza kadar yalana battık. İstanbul'da hep terzilik mi yaptın? Ben hizmette de çalıştım. Sabri Beylerin konağında, Çamlıca'da. Ama dikişte ilerleyince terziliğe geçtim. En doğrusunu yapmışsın. Yani hizmeti iyi kötü herkes yapıyor. Ama asıl zanaat terzilik. Kızım, biri mi var sizin peşinizde? Nasıl? Yani tefeciye borcunuz varmış ya. Ya böyle insanlar insanın kolay kolay yakasından düşmez. Yok büyük hanım, bizim peşimizde kimse yok. Aldı işte Yılmaz. Ne yapayım ben? Yok deseydin Züleyha, abim yanından ayrılamam deseydin. Kuşkulansa mıydı? Zaten sorup duruyor peşinizde kim var diye. Ne? Evet. Sen ne dedin? Yok dedim, biz buraya ekmek parası için geldik dedim.
Ya şimdi temiz temiz konakta çalışmak varken ille de ırgatlık yapacağım desem kuş kullanmaz mı? Kurcalayacak, senin kaçak olduğun ortaya çıkacak. Ne yaparız sonra? Haklısın Züleyha, haklısın da ne bileyim. Kuş kullanıyor mu acaba bizden? Yok. Size burada kimse bir şey yapamaz dedi. Peşimizde tefeciler var zannediyor. İyi bari öyle sansın. Züleyha. Ben sensiz burada ne yapacağım? İyi gitmeyeyim o zaman. Söyleyeyim büyük hanıma. Ben konakta çalışmak istemiyorum diyeyim. Yok. Olmaz öyle şey. Gitmen lazım tabii. Ben gitmeyi istiyor muyum hiç Yılmaz? Şuram yanıyor ya. Ne yapacağım ben sensiz? Aç mısın, susuz musun, ne haldesin bilmeden. 5 dakika bile yanından ayrılmak istemiyorum ben senin. Yanında kalmak istiyorum ama olmuyor işte. Görüyorsun, olmuyor. Tamam. Tamam güzel görsün. Ben katlanırım. Yeter ki sen üzülme. Tamam. Hem belki seni atölyeye alır. Ben kendim sevdirince söylerim büyük hanıma. Abim çok iyi motor ustasıdır derim. Orada daha çabuk para biriktiririz. Kaçıp gideriz buradan. Yeni bir hayat kurarız kendimize. Bakacağız bir çaresine. Buyur. Sana uzaktan bakmak ne büyük azapmış. Aynı yerde hasretlik çekiyoruz. Bir kere gözüm gözüne değsin diye içim gidiyor. Türkü'nün dediği gibi. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Çok özlüyorum seni Yılmaz. Anne. Canım. Ödüm kopuyor, ağzımdan kaçıracağım da sana Yılmaz diyeceğim diye. Aman kaçmasın Züleyha, herkes bizi kardeş sanıyor. Biliyorum ama dayanması çok zor Yılmaz. Sevdiğim adama abi demeye yüreğim dayanmıyor. Sen onu bir de bana sor. Sana bacımmışsın gibi bakmak o kadar kolay mı? O Gülten denen kızı dibinde görünce iyice sinirlerim bozuluyor. Yılmaz benim abim değil, sevdiğim diye haykırmak istiyorum. Ne oluyor? Çiftlikte bir şey mi oluyor acaba? Bilmem. Ya yokluğumuzu fark ettilerse? Nereden fark edecekler Züleyha? Şimdi anlarsın. Nereye gidiyorsun? Züleyha sen çiftliğe geri dön, kimse görmesin hadi. Yalnız gitme. Git hadi Züleyha çabuk. Olur mu öyle şey diyordum? İnsan ilk görüşte aşık olur mu? Oluyormuş engeller. Onu gördün, aşık oldun. Bırakamam seni ben. Yanımdan gidemezsin. Yengeyi tanıyor musun peki? Buralı değil. İstanbul'dan mı? Hmm. Adı ne? Züleyha. Züleyha yenge. Keşke çekip gidince kurtulmuş olsak. Ama... Ama ne? Adamı öldürdüm ben Züleyha. Naci'yi öldürdüm. Can çekişirken ki hala aklımdan çıkmıyor. Yılmaz, unut onu. Sen isteyerek yapmadın ki. Sen öldürmeseydin o seni öldürecekti zaten. Orası öyle de. Unutamıyorum işte. Naci'nin bana yaptığını hatırla.
Sen olmasan benim halim ne olurdu? Ne işler açtın başına ya? Tamam Züleyha, sen de böyle şeyler söyleme, tamam mı? Senin için ben dünyayı yakarım. Hüviyetleri alır almaz gideceğiz, söz veriyorum. Ne kadar sürer? 3-4 güne hallolur herhalde. İnşallah daha fazla sürmez. O kadar mı dayanacak gücün kalmadı? Züleyha bak, diyorsan ki bir saat bile duramam. Yok, yok, ben Saniye ile Fadi'yi hallederim. Merak etme, hakkından gelirim ben onların. Kim onlar be? Bak bak bak. Ben gideyim artık. Dur bir dur, nereye gidiyorsun? Çok özlüyorum seni. Daha tüm gece beraberdik. Yetmiyor ki. Hep yanımda olsan gene yetmez, gene yetmez, gene yetmez. Yılmaz, ben gideyim. Şimdi bütün gözler benim üstümde. Neredeydin diye sorarlarsa ne diyeceğim? Yılmaz'ıma gittim dersin. Ya. Çok özlüyorum seni. Fadi'ye kalıcı değiliz dediğimi. Duydum işte. Nereden duydun? Gülten söyledi. Gülten'i nerede gördün ki sen? Öğlen... İçli köfte getirdi oradan. Bir de içli köfte mi getirdi sana? Züleyha, hadi gözünü seveyim, git artık. Ya bu kız niye yakandan düşmüyor senin? Sen mi yüz veriyorsun? Allah'ım yarabbim ya, ben niye yüz vereyim? Hem ben senin saçının bir telini yüz gültene değişmem. Tamam. Kardeşiz dediler, sevgili çıktılar. Bir de bakalım, anlayacağız da. Bana bak. Ben yarın Adana'ya gideceğim. Hüviyet işini halletmek için Şerefi Ağacı'yı bulacağım. Her şeyi hazır edene kadar sen sakın etliye sütlüye karışma, tamam mı? O saniye bir şey derse de he de geçin. Tamam mı güzel gözlüm? İyi misin? İyiyim, sağ ol.
Sanki öyle görünmüyorsun ama. Yok, iyiyim. Dün gece çocukları öyle görünce bir kötü oldum da daha iyiyim şimdi. Dün gece buralarda mı kaldın? Hı hı. Abinle mi? Evet. Niye? Neden dönmedin buna? Yanımızdaki ailenin bebeği rahatsızlandı da ona bakmak için kaldım. Sever misin kitapları? Vakit buldukça okuyorum. İstersen alabilirsin onu. Sağ olun, bunu okudum. Sevdin mi peki? Ahmet Hamdi Tanpınar. Severim. Hepsini okudum. Yılmaz Adana'ya niye gitti? Bilmem. Adana'ya mı gitti? Evet. Dün izin istedi benden. Adana'da işim var demişti. Bilmiyorum. Benim haberim yok. İstediğin başka bir şey olursa söyle. Yok, benim için fark. Züleyha. Ne oldu, neyin var? Kirlensin, al şunu. Yoksa sana da mı hastalık bulaştı? Hadi dönelim hastaneye. Yok. Lüzum yok. İyiyim ben. Ama bembeyaz oldun. Yok, iyiyim, iyiyim. Ateşin mi var senin? Dur bir saniye Züleyha. Yok, iyi. Ateşin yok. Derin derin nefes al. Temiz hava iyi gelir. Halsiz misin? Yok, iyiyim. Uyumadım ya sabaha kadar, ondandır. Buz gibi olmuş. Yılmaz abinin ceketi kaldı orada. Tamam. Sorun etme. Ben aldırırım daha sonra. Yok, istemez. Züleyha, üşüdün. Hasta olacaksın. Hadi gel. Hadi. Değil mi o? Çiftliğe gidiyor galiba. Oh be Demir Bey sonunda. Binsene Yılmaz. Ben arkaya geçeyim.
Ne yapıyorsun? Otur otur. Yılmaz niye bekliyorsun bilsene. Siz gidin Demir Bey, geldim sayılır zaten. Yılmaz hadi bin. Bin arabaya hadi. Ne yaptın? Halledebildin mi işlerini? Hallettim Demir Bey, sağ olun. Siz nereden böyle? Adana'dan. Adana'dan mı? Ne işiniz vardı ki Adana'da? Oğullara salgın hastalık bulaşmış da hastaları hastaneye götürdük. Öyle mi, geçmiş olsun? Nazır ablanın bebeğini de götürdük. Süreyya sen gittin lan. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok yoruldum gerçekten. Ben teşekkür ederim. Ceketimiz. Rica ederim. Seninki hastanede kaldı. O kargaşa da unutmuşum. Olsun, önemli değil. Kenan. Yılmaz'a hemen bir ceket getir. Hemen al. Çabuk çabuk. Buralarda olacağız. Süleyhan. Bu gafur İstanbul'a gitmiş. Bizi mi sordu acaba? Ya. Büyük hanım onu bir mülk işi için gönderdi. Bizle alakası yok yani. Yok. Gel hadi otur. Ya varsa? Nasıl varsa? Ne bileyim ya. Gafur bize taktı ya. Şimdi gitmişken kurcalamıştır. Zaten bizim mahalleye girerse her şeyi öğrenir. Gitmemiş ki Züleyha. Ben dayım yengemle konuştum. Öyle mi? Aha. Nasıllarmış? İyiler iyiler çok şükür. Çok konuşamadık hat kesildi ama gelen giden yok dedi. Ben de çok fazla kalamayacağım. Saniye cadısı beni göz hapsine aldı. Sürekli gözü üstümde ya. Kıskanıyorlar seni güzel gözlüm benim. O yüzden öyle yapıyorlar. Merak etme, yakında alışırlar. Alışmasınlar Yılmaz, lüzum yok. Zaten gitmeyeceğiz mi? Bir an evvel şu çarşamba gelsin, hüviyetimizi alalım. Perşembe herkes uyurken kaçıp gidelim buradan. Acele etmeyelim güzel gözlüm. Gideceğiz tamam. Ama öyle apar topar gitmek bize yakışmaz ki. Kaçar gibi. Yakışmayacak. Ne var Yılmaz? Bu insanlarla bizim malımız ne? Züleyha öyle deme. Ekmek yediğimiz yer burası. Bak bu insanlar bize güvendi. Konağı aldı. Hamine'yi bile emanet ettiler bize. Öyle bir al asmarladık demeden gitmek olur mu? Yakışır mı mertliğe? Bizim aşkımızdan, hayatımızdan önemli mi? Ben öyle bir şey mi söyledim şimdi? Yapma böyle, kurban oldum. Niye böyle yapıyorsun? Seni ne kadar çok sevdiğimi bilmiyormuş gibi davranma şimdi. Madem beni çok seviyorsun o zaman buradan gidelim. Perşembe gecesi gidelim. Süleyha, paramızın hepsini hüviyete verdik. Biraz daha çalışalım, elimize avucumuza para gelsin, ondan sonra gideriz. Ya biz alacağımızı aldık buradan. Başka yere gider, çalışır, kazanırız. Senin içine sinmeyen ne? Ekmek verdilerse hayrını mı verdiler bize ya? Neyin var senin Züleyha? Ben sana gitmeyeceğiz mi diyorum? Gideceğiz elbet, kazık çakmadık ki buraya. İnsan gibi rızalarını alalım, gidelim diyorum. Ya ben rıza falan istemiyorum, dayanamıyorum artık Yılmaz. Anlamıyor musun? Dayanamıyorum. Züleyha. 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 Dur. Bırak. Dur buraya. Senin bana söylemediğin bir şey var. Evet var. Söyle o zaman. Demir Bey mi bir şey yaptı sana? Demir Bey ne yapacak bana ya?
Söyle o zaman, peşinde biri mi var, ne var söyle. Yok öyle bir şey, nereden geliyor aklına bunlar? Niye o zaman durduk yere gidelim diyorsun? Ya korkuyorum Yılmaz, anlamıyor musun? Korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya kaçacaksın, aranıyorsun. Valiyle, devletle, kaymakamla iç içe bunlar, görmüyor musun? Bir jandarma bir gün çiftliğe gelecek, seni soracak diye ödüm kopuyor. E gideceğimiz yerde jandarma yok mu? O zaman hüviyetimiz olacak. Biri sorduğunda çıkarıp göstereceğiz. Burada sorduklarında ne yapacağız? Sen hakikaten çok korkuyorsun. Gel buraya. Gel buraya. Geçti tamam. Bana bak. Sana söz veriyorum. Hüviyetimizi alır almaz buradan gideceğiz. Tamam mı? Yeter ki sen korkma. Bana olan inancını kaybetme. Benim tutunacak tek tanım sensin. Ne olur. Güven bana. Biz neleri atlattık Süleyha? Bunu da atlatırız. Güven bana. Bak burada ne var? Nikah bütünlerimiz. Süleyha ağlama, niye ağlıyorsun? Ben ağla diye mi gösterdim onu? Seni sevdiğim için her gün şükrediyorum Allah'ıma Süleyha. Allah'ım bana bu güzel yürekli, canımdan öte Süleyha'mı nasip ettiği için şükürler olsun diyorum. Ben de dua ediyorum Yılmaz'ım. Allah'ım başımıza ne gelirse gelsin bir tek kadar ayrılık yazmasın diye dua ediyorum. Allah'ım bizi ayırma. Beni Yılmaz'ından ayıracağını canıma al. Sensiz hayat zindan demek bana. Cehennem demek Yılmaz. Yılmaz. Yemeğini buraya getirdim. O mendeburların yüzünü görme diye. İyi yapmışsın babam. Gel otur beraber yiyelim. Ben yedim ama oturayım seninle. Süleyha, yarın çarşamba. Yarın Demir Bey'i havaalanı bırakmadan evvel Şerefi Ağacı'ya uğrayacağım. Hazır mıdır acaba hüviyetler? Allah'ım bir aksilik çıkmasa ya. Çıkmaz, çıkmaz. Süleyha, burada mısın? Niye geldin ya bu? Nasıl tahmin ettin burada olduğunu ama? Tepsiyle giderken gördüm. Dedim Züleyha abisine yemek taşıyor. Ne oldu, sen niye geldin? Ha, Demir Bey seni çağırıyor. Niye, ne yapacakmış ki Demir Bey Züleyha'yı? Bilmiyorum. Çağır odama gelsin dedi. E hadi bekletme, kızmasın. Hadi sen de. İyi madem, hadi gel gidelim beraber. Beni değil, seni çağırdı. Sen git, ben Yılmaz'ı bekleyeyim. Yemeği bitince tepsisini de alır götürürüm mutfağa. Yılmaz kendi tepsisini kendi götürür Gülten. Abine Yılmaz dedim, ses etmedi. Ben abime gafur desem var ya, ağzımı kırar. Sait Faik'leri de okumuşsundur. Çoğunu. Peki ya bunu? Onu okumadım. Al o zaman. Eminim çok seveceksin. Benim okumaya vaktim yok ki Demir Bey. Thank you.
Bey seni niye odasına çağırdı? Odasına değil, çalışma odasına çağırdı. Ne fark eder? Kendi hizmetine çağırmış işte. Niye çağırdı? Niye kızıyorsun ki? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Niye çağırdı diyorum? Ya yarın gidecek ya. Kitapları karışmış. Ben yokken bunları düzelt dedi. İlle de yüzüne mi söylemesi gerek? Gitsin büyük hanıma söylesin. Züleyha buraya düzelsin diye. Niye odasına çağırıyor? Niye bu kadar büyütüyorsun? Nasıl olacağını gösterdi. Bunlar buraya, şunlar şuraya. Alfabetik mi ne istiyormuş? Ne var bunda? Bu saatte mi aklına gelmiş adamın? Ben ne bileyim ya. Ben mi dedim bu saatte çağır diye? Zaten canım burnumda. Niye beni üzüyorsun gece gece Yılmaz? Kıskanıyorum seni çünkü. Elim dediğin ne yapayım? Kıskanıyorum işte. Ben de seni çok kıskanıyorum Gülten'den. Böyle mi yapıyorum? Züleyha. Benim senden zerre şüphem yok. Ben senin için ne kadar temiz olduğunu biliyorum. Bak benim elimden bir kaza çıktı biliyorsun. Her gece uykularıma giriyor. Ama ben senin için her şeyi yaparım. Gene yaparım. Biri sana yan gözle baksa benim gözüm dünyayı görmez işte. Bak bana. Bana bak. Benim gözüm senden başkasını görmüyor hiç. Senin görmez. Ya onun gözü seni benim gibi görüyorsa? Kim beni senin gibi görebilir ki? Sen niye beni öyle görüyorsun biliyor musun? Çünkü ben de seni öyle görüyorum da o yüzden. Bu kalp senden başkasına kapalıymaz. Padişah gelse bile açamaz. Biliyorum, biliyorum. Ama içim yiyor işte. Çiftliğin ortasında Züleyha benim diye haklısım geliyor. O zaman gidelim buradan. Gideceğiz gözüm Nuru. Hüviyetlerimizi alır almaz gideceğiz, söz veriyorum sana. Yeni hüviyetlerle nikahlı görüneceğiz biliyor musun? Şeref Yağcı öyle dedi. Karı koca hüviyeti yapacağım ki nikahla uğraşmayın dedi. Belki o zaman bir bebeğimiz bile olur. Züleyha. Melek Hanım. Sen hamile misin? İyi akşamlar komutan Hayrola. Bir kanun kaçağının sizin çiftlikte saklandığına dair ihbar aldık. Yenge. Kanun kaçağı. Benim çiftliğimde. Malumatınız yok herhalde. Yüzbaşım arayıp haber verecekti. Kimmiş? Yılmaz Akkaya diye bir şahıs. Sizin yanınızda çalışıyormuş. Evet. Oğlumun şoförü. Ne yapmış? Cinayetten aranıyor Hünkar Hanım. İstanbul'da birini öldürmüş. Yani bizim tanıdığımız kadarıyla öyle bir çocuk değil ama aynı adamı aradığınızdan emin misiniz? Buyurun, teşrif bize gerisi. Şimdi müsaadeniz olursa bir çiftliği aramak istiyoruz. Buyurun, arayın. Gerçek en nihayetinde ortaya çıkacaktır.
Siz samanlığa bakın. Emredersiniz komutanım. Siz ağırlara bakın. Emredersiniz komutanım. Siz de arkadan dolanıp kapıları kesin. Her yere bakın. Karış karış arayın. Bulacaksınız o katil. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. İğne deliğine de girse bulacaksınız. Müsaadeniz varsa konağı da aramak istiyoruz. Konağı mı? İçeride mi saklıyorum kaçağı? Haşa Hünkar Hanım. Sizden habersiz girmişse diye. Benden habersiz hiç kimse konağıma giremez. Ama madem ki kanun böyle emrediyor, buyurun girin. Tamam tamam. Mahreme girmeye lüzum yok. Kapıyı tutun yeter. Yeni isimlerimize alışabilecek misin? Sen Ayşe oldun, ben Ahmet. Alışırım canım, ne var? Yalnız Yılmaz, ya bu gafur rahat durmazsa, ya eşyalarını karıştırırsa, ya bulursa hürriyetlerimizi, yanarız. Saklayacağım gönlüm, merak etme. Gideceğimiz vakit koyacağım yerden alacağız. Böyle gideceğiz. Ne zaman? Sabır güzel gözlüm, sabır. Az daha sabır. Jandarmanın aracını gördü, kaçtı. Eğer kanalın oraya varlarsa kesin yakalarlar. Bunlara evde yemek verip su versin. Kaç. Vur beni sana! Yılmaz! Yılmaz! Vurdular mı? Yılmaz! 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 Dur! Teslimat! Geri geleceğim, tamam mı? Dayan, kurban olduğum geri geleceğim. Yalvarırım. Götürmeyin, ne olur götürmeyin, ne olur götürmeyin, ne olur. Ben ne yaparım onu? Allah'tan jandarmamız var aslan gibi. Alkışlıyorum jandarmamı. Katili de yuhlayalım. Yılmaz! 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 Gelme Süleyha, gelme. Kurban olurum, gelme ne olur, gelme. Yılmaz! Yılmaz!
Ben ölürsem sevdiceğim. Sağ olsun, sağ olsun. Yılmaz'ımdan kalan tek şeysin. Seni doğuracağım. Koruyacağım. Bütün hayatımı sana adayacağım. Erkek olursan adını Yılmaz koyacağım. Herkesin başına gelir. Hem bak avukat ne dedi? Cezasını 30 yıla indirtebilirmiş. 30 yıl büyük hanım, 30 yıl. Bir ömür. Ben Yılmaz'sız 30 yıl nasıl yaşarım? Bebeğin içinde mi yaşayamazsın? Bana bak. Dik duracaksın. Güçlü olacaksın. Çocuğun için yaşayacaksın. Anladın mı? Züleyha. Demir Bey. İyi misin? İyiyim. Hadi gel. Nereye? Bırak şunu, gel.
yerden saldırınca ben kurtulmak için çırpındım, bağırdım, çağırdım. Ama evde kimse yok, beni hiç kimse tanımıyor. Sonunda abim yetişti. Benim bağırışlarımı duydu. Birden kapıyı kırdı, içeri girdi. Naci ile dövüşmeye başladılar. Sonra Naci bir tane bıçak çekti. Abim bu bıçağı elinden almaya çalışırken birden Naci'nin kalbine saplandı. Yani hepsini beni kurtarmak için yaptı Demir Bey. Abim öyle bir şey yapmaz. Bir karıncayı bile incitmez. Beni kurtarmak için, kendini savunmak için yaptı. Abim benim namusumu kurtarmak için elini kana buladı. Ben onu hayatına mahvettim. Hayır Züleyha, hayır. Böyle düşünme Züleyha. Ben de olsam aynı yapardım. Yılmaz her abinin yapacağı şeyi yapmış. Züleyha. Bana bak Züleyha. Abini kurtaracağım. Söz veriyorum. En az cezayla kurtulmasını sağlayacağım. Sen yeter ki üzülme. Kıyamam senin gözyaşlarına. Sen Aminem'in yanına git. Gafur, saniye. Siz gelin benimle. Gel Züleyha. Gel, otur şöyle. Yılmaz'la görüştüm Züleyha. Nasıl, iyi mi? İyi. Sapasağlam. Rahatı da yerinde. Zayıflamamış değil mi? Yok. Aynı duruyor. Benim için bir şey dedi mi? Dedi. Beni merak etmesin. Aslanlar gibiyim. Kendine iyi baksın dedi. Dayanıklıdır o. Her şey dayanır. Ona bir şey olmasın. Başka bir şey istemiyorum. Demir Bey'se de çok teşekkür ederim. Bize karşı hep çok iyi oldunuz. Züleyha. Abine bir avukat tuttum İstanbul'dan. Davasına bakacak. Cezaevinin adresi.
Belki lazım olur. Çok teşekkür maşallah. Zaten ne giysen yakışıyor sana. Şunu da al bakayım eline. Bakayım şöyle yana doğru. Güzel. Dön bakayım. Tamam, tamam. Güzel. Gayet iyi oldu. Büyük hanım, bir yere mi gidiyoruz? Evet, bir yere gideceğiz. Ben de gidip giyineyim. Ah.
Anahtarın ne işi var sende? Vallahi Demir Bey, çala çocuk geliyor, arabayı kurcalıyorlar. Ben de kitleyim, anahtarı alayım dedim üstüne. Senin işin çoluk çocuğu bu arabadan uzak tutmak değil mi? Ha? Merhaba Demir Bey. Hoş geldiniz. Merhaba Suat. Şeref verdiniz hanımefendi. Buyurun. Tercihinizi biliyorum Demir Bey ama hanımefendi neyle başlamak isterler acaba? Ben de bugün tercihimi değiştirmek istiyorum Suat. Hay hay. Şampanya ile başlayacağız. Emrettiğiniz menü birazdan hazırlanıyor. Şimdi getiriyorum. İskenderun karidesi de yaptırıyorum. Muhteşemdir. Bizim buralara ait. İstanbul'da bulunmaz. Demir Bey, beni niye buraya getirdiniz? Sana nasıl bir hayat yaşatacağımı görmen için. Hayat mı? Hayat. Benimle evlenince yaşayacağın hayat işte bu. Seni ilk gördüğüm an hayatımın kadını olacağını anlamıştım. Birlikte çok mesut olacağız. İnan bana. Ama ben... Sana rüya gibi hayat yaşatacağım diyorum. Öyle mesut olacaksın ki uyanmak istemeyeceksin. Demir Bey... Züleyha, ne dediğimin farkında mısın? Evleneceğiz diyorum. Demir Bey, siz daha beni tanımıyorsunuz bile. Tanıdığım kadarı seni hayatımın kadını yapmaya yetiyor. Çok güzelsin. Senin için. Al sana.
Ne bu? Aç. Aç lütfen. Senin için. Çocuğu varken Demir Bey'le nasıl evlenirim ben? Yani beni düşünmeyin siz. Ben bir şekilde İstanbul'da yaşarım. Temizlik yaparım, dikiş dikerim. 3 kuruş değil mi? Muhakkak kazanırım. Bana başka hayat yok büyük hanım. Ben bu hapishanenin kapısında bile yatmaya razıyım. Benim kaderim Yılmaz. Senin kaderin ben ne dersem o. Köreniz olayım, yapamam. Ben Yılmaz'ı seviyorum. Onu severken Demir Bey'le evlenemem. Sevmek mi? O da ne demek? Kim sevdiğiyle evlenmiş ki sen evleneceksin? Yapmayın Büyük Hanım. Hani aşka inanırdınız siz? En başta söyleseydiniz size yardım ederdim demediniz mi? Söylediniz mi? Korktuk. Nikah hazırlıkları vardı. Yılmaz aranıyordu. Biz de... Bu Yılmaz'ı çok mu seviyorsun sen? Çok seviyorum Büyük Hanım. Her şeyden çok seviyorum. Git o zaman. Teşekkür ederim. Ama Yılmaz'ın senin yüzünden asılacağını bilerek git. Ne diyorsunuz? Yılmaz'ı idamdan benim oğlum kurtaracak. Demir. Bunu seni sevdiği için yapacak. Şimdi önünde 2 yol var. Ya Demir'le evlenirsin. Demir karnındaki çocuğu kendinin sanır. Yılmaz da idamdan kurtulur.
ya da çeker gidersin. Ama Yılmaz idam edilir. Bu karar senin. O çok sevdiğin Yılmaz'ın hayatı senin ellerinde. Abi sen benim mektupları postalamadın mı? Çok oldu. Niye cevap gelmiyor o zaman? Belki seni unutmuştur. Müebbet yiyecek adamı. Hangi kız bekler Yılmaz? Eğer bir gün bir şey olur, polis gelir beni alıp götürürlerse, o postamında bile bil ki sen benim göz bebeğimsin. Sen de benim her şeyimsin. Göz bebeğin olsam da karın olmak istiyorum seni. Bir gün alıp götürürlerse seni, bilirim ki Yılmaz benim kocamdır. Hep beni düşünür. Bir yerde ümit biter, solar laleler, güller. Aşk yalan. Yaşayacağın hayat işte bu. Seni ilk gördüğüm an hayatımın kadını olacağını anlamıştım. Taptım sana, çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Taptım sana, çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerde. Saadet diliyorum sana beyaz güllerde. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerde. Yengecim, vallahi daha önce çok gelin gördüm ama böyle güzelini hiç görmedim. Maşallah de gelinimi. Ay maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Sen
Sen de beni seveceksin Züleyha. Bugün değil belki. Yarın değil. Ama bir gün mutlaka. Çünkü ben seni çok seviyorum. Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Hayat yok benim için, anlamıyor musun? Güzel gözüm, ben sana nasıl derim, ben de geldim. Belki de bu yolun sonunda ölüm var, ben sana nasıl derim, ben de geldim. Ölmeyecekse beraber ölürüz. Ben seninle ölüme gitmeye de hazırım. Affet beni bebeğim. Affet.